Onur kardeşim sağ olsun bana müthiş bir orta yaptı. Onun için ben bu ortadan alacağım. Aslında birkaç not hazırlamıştım ama biraz daha doğaçlama gideyim. Çünkü günün son konuşmacısı olduğuma göre ve bu kadar da karamsar bir anket sonuca karşı karşıya kaldığımıza göre bana bir görev düşüyor. Bugün bu salonda kalabilenler, sabır gösterenler buradan daha iyimser ve daha ümit dolu çıkmalı. Söz veriyorum. Bravo. Dolayısıyla bu sözümü inşallah gerçekleştirebilirim. Çünkü bazen sağ olsunlar çağırdıkları zaman gidiyorum, konuşuyorum. Bugün de olduğu gibi keyifle, zevkle geldim. Şu anda perakende günleri devam ediyor Lütfü Kırdar'da ama buradayım, burada olmalıyım. Bir söylemim var maalesef, sizleri duygulandırmak istemiyorum ama Allah hiç kimseyi evlat acısıyla sınamaz. Hayatta yaşanabilecek herhalde en büyük acıyı yaşadım. Üstelik de 6 sene oldu. Sadece evladımı değil, aynı zamanda yarınımı kaybettim. Çünkü 9 senede beraber çalıştığım, ağabeyini basketbol koçluğuna kaptırdığım zaman, burada bir sınıf arkadaşı vardı biraz evvel, Onur buradaydı herhalde, işi vardı çıktı. Onur büyük oğlumun sınıf arkadaşı, okul arkadaşı. Büyük oğlumu basketbola kaptırdığım zaman küçük oğlumu liseyi bitirir bitirmez Robert Kolej'den mezun oldu. İşe Alkaş danışmanla yanıma aldım. Sonra da beraber karar verdik. Şirketimizi bir marka diye düşündüğümüz için JLL'ye sattık. Ve JLL'ye de satarken bir anlaşmanın maddesi yaptık. Küçük oğlumu da yanlarına alacaktı. Herkes benim oğlumu askerden kaçırdığımı sandı. Halbuki benim büyük oğlum aslanlar gibi Urfa'da gitti, 6 ay askerini yaptı, basketboluna geri dönmüştü. Arzum, hedefim, niyetim Türkçe konuşabilen ama expat gibi, yabancı gibi düşünebilen bir JLL çalışanı olmasıydı. Kısmet kader bir kamp pıhtısı bir gece ansızın aldı götürdü. Adını iyi şeylerle yaşatmaya çalışıyorum. Bu salonda birçok sevgili dostum sağ olsun da bana yardımcı oluyorlar. Gürsel Hocam olsun, Neşit Anlar olsun, diğer adını sayabileceklerim. Alp Alkaş adını bu bünyede Özyeğin Üniversitesi çerçevesinde yaptığımız okulda da yaşatmaya çalışıyoruz. Şimdi 25 senedir aynı işi yapıyorum Onur kardeşim. Hatta biraz evvel lütfetti Ersun dostum. Güzel bir iltifatta bulundu. Şimdi söylersem kendime ayıp olacak. İpimi pazara çıkarmış gibi olacağım. Çünkü ben 11 sene evvel Alkaş danışmanlığı JLL'ye sattığım zaman, çünkü kurduğum danışmanlık şirketime adını koyduğum zaman o da bir vaat, bir sözdü. Arkasındaydı. JLL dünyanın en büyük iki gayrimenkul hizmet şirketinden biri. Türkiye'ye bir marka getirmeye çalıştık ama hala Allah'a çok şükür adımızı silmediler pazardan. Çünkü o 3C'ye çok inanıyorum. Oradaki süreklilik, oradaki tutarlılık ve oradaki yaratıcılık. Benim de bugün sizlere sunmaya çalışacağım 3 tane önerime, yani nasıl çıkarız bu sektörün bugününden yarına giden süreçte nasıl çıkarız dediği zaman, ben bu acıma rağmen, bu yaşadığım travmaya rağmen İnatla ve ısrarla hayata sarılmaya devam ediyorum. Yeni alpler yetiştirmeye çalışıyorum. Şirketimin çalışanlarını oğlum kızım gibi görerek, o Türk Alaturka duygusallığımızla oğlum kızım belleyerek de iş yapmaya çalışırken, sektörümde Tanrı'ya şükürler olsun uluslararası etkinliğe katıldığımızda Mr. Turkey olarak adlandırılabilir. Sektörün ilgisini Türkiye'ye geçmişte çektiğimiz gibi bugün de, esas son önerimi şimdi başta söyleyeyim, sonra 3 tane de çıkış yolumu paylaşmaya çalışayım. Sevgili dostlar, bu salonda oturanlar 2012'lerde, 2013'lerde İstanbul'u birinci yapmıştı. Bugün 31'deyiz. Biz geçmişte yaptık, yine yaparız. Evelallah da yapacağız. Çünkü şu anda kendi kendimizi aşağı çekme, hani bilindik fıkradır. İşte Türklerin olduğu kazanın başında kaynarken zebani yokmuş. Çünkü herkes birbirini aşağı çekmeye çalıştığı için biz zaten dışarı çıkmaya imkan vermiyoruz. Dolayısıyla kurbağa sendromuna da kaynamaya gittiğimiz sürede farkına varmadan sıçrama eylemini gösteremiyoruz. Kendi boyumuzun bilmem kaç misli sıçrayabilecekken. Türkiye'de çok güzel işler yaptık. Türkiye'deki modern alışveriş merkezi, benim adım çıkmış kâniye, 40 yıllık kâni bir türlü yanlı olamıyor. Herkes beni AVM'ci bellemiş. Halbuki biz gayrimenkulün diğer dallarına hizmet veriyoruz ve 25 sene sonra aynen biraz evvelki marka sözünde olduğu gibi benim şirketim sonunda sözüme geldi ve biz 10 gün evvel
JLL Türkiye için bizle de ilgili bir sürü spekülasyon oluyor. JLL çekiliyor mu? Türkiye'den gidiyor mu? Yabancı şirketler kaçıyor mu? Hiçbir yere gitmiyoruz. Buradayız. Aslanlar gibiyiz. Evet, bir yapısal değişim geçiriyoruz doğal olarak. Fırtınada en hassaslarında bu fırtınadan geçebilmek için. Çünkü önümüzdeki yıl maalesef zor, sıkıntılı ve meşakkatlerle dolu gözüküyor. Allah vere bir an evvel kazasız belasız gibi biliyorsunuz. Geçenlerde bir tropikal fırtına Ege kıyılarını vuracaktı. Herkes önlemler üretti. Ve Tanrı'ya şükürler olsun pas geçti. Ege'den yukarı doğru geçti. Bodrum, Dalaman, Marmaris vesaire kıyılara çok fazla hasar görmedik. İnşallah 31 Mart'ı çabuk yakalarız. Bu çok zor geçecek ilk çeyrekten hasarsız çıkarız. Çünkü sağ olsun yasa koyucumuz da zaman zaman maçın ortasında kuralları değiştirme gibi başarılar sergileyebildiği için çok farklı durumlara düşüyoruz. Gerçekten de bu rapor eğer Eylül'de çıksaydı çok daha vahim sonuçlarla da karşılaşabilirdik. Fakat ne ilginçtir ki daha yıl sonu bitirmeden alınan önlemler, biraz evvel Makbule kardeşim de söyledi, yeni ekonomik program olsun, 100 günlük programlar olsun, işte kur gerileme başladı, altının altına düşeceğine neredeyse hiçbirimiz inanmıyorduk. Bazı hocalarımız çıkıp işte euro 10 liraya geçecek falan filan derken altının altına düştük bu hafta itibariyle. Yine geriye düşeceğiz, daha da yumuşayacağız. Dolayısıyla bütün bunları yaparken geçmişte yaptığımızı yine yapabilmek için mutlaka 3 tane benim de önerim var. Bu CCC'lere de ben de eşlik etmiş olayım. Bir toplu seferberliğe ihtiyacımız var. Bu toplu seferberlik için mutlaka yasa koyucunun bir gece ansızın yatıp kalkıp bir takım kurallar, kanunlar çıkarıp ondan sonra da bu akıllının bu kuyu attığı taşı çıkaramamacasına, bu akıllı da benim bahsettiğim Birleşmiş Markalar Derneği'dir. Beni külliyeye şikayet etmişler. Bu ara bazı söylemlerim, bazı beyanatlarım gazetede keskin de bulunuyor ama ben Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı, sevgili dostum TÜİK İterliklerin sahibi Sinan Öncelik kastetmiştim. Çünkü o bana basın üzerinden cevap verdi gazetelerde. Ben perakendeci babalık bekliyor. Ama bankalar yatırımcıya şefkat göstermiyordu. Bilmiyorum salonda kaç bankacı var Kerem kardeşimden başka ama gerçekten de mutlaka mal sahipleriyle kiracılar arasındaki ikili ilişkiye bir üçleme sağlayıp bankacılık sektörümüzü katmamız ve bu bankacılık sektöründe devletin yönetim, nezaret ve desteğinde mutlaka ortak çözümler üretebildiğimiz takdirde bir kere bu toplu seferberlikten bir yere çıkabiliriz. Bir maliyet varsa bu maliyetin yükü sadece yatırımcıların omuzuna bırakılamaz. Bu maliyetin yükü kiraları TL ile alıp sonra da yatırım borçlarını dövizle ödemek durumunda kalacak olan yatırımcılara, mal sahiplerine bırakılamayacak kadar ciddi bir konudur. Çünkü bu son 32 sayılı kararname ile aslında en az riski olan sektör, şu anda en riski sektörden biri haline gelmiştir bankacılık nezdinde. Ve bir Vahap Munyar'la yaptığım söyleşide işte bir tahminde bulunduk. İnşallah gerçekleşmeyecek o da. O olmasın diye temennim. 120 kadar bankanın anahtarları, 120 kadar AVM'nin anahtarları bankaların eline geçebilir dediğimiz zaman bir tehlikeye işaret etmek bizimkisi. Bu tehlike çünkü bankacılık sektörü gerek yasa itibariyle, gerek geliştirdiği yetenekler nedeniyle ticari gayrimenkulleri bizler kadar iyi yönetemez. Dolayısıyla da her işi erbabına bırakacak isek eğer, bu erbabını da dinleyerek, bu yasa koyucunun bu kuralları öylesine ansızın birdenbire bir gece kalkarak yapmak yerine algı yönetimini ikinci çözüm önerim. Toplu seferberlikten sonra sektörün tüm paydaşlarıyla birlikte algı yönetimini iyi yapmamız lazım. 2005 yılında İstanbul Belediyesi 2 milyon euro para harcayarak MİPİM'in ortasına İstanbul çadırını dikti, katılanlar hatırlayacaklardır. Ondan sonra bir daha arayın ki bulasınız. Bu işler süreklilik, istikrar, tekrar tekrar o duvarı yıkacaksak aynı noktaya bıkmadan, usanmadan tekrar vurmayı gerektiriyor. Dolayısıyla da şu anda Ali Babacan'a verdiğimiz bir sözü Allah nasip ederse inşallah önümüzdeki sene gerçekleştiriyoruz. MİPİM Türkiye'yi 2019 itibariyle başlatıyoruz. Bu nedenle de hepinizi, bu salondaki herkesi bir reklam gibi saymazsanız, çünkü nasıl televizyonda konuşmuyoruz, markadan bahsetmekte bir sorun yok. Önümüzdeki salı çarşamba günü R360 etkinliğine mutlaka bekliyoruz. MİPİM'in yetkililerine bu sınavı verirsek, sağ olsun Sayın Bakanımız da bugün son anda tekrar teyidini verdi, onun da katılımıyla beraber. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum da geliyor.
sektörün bütün sivil toplum kuruluşlarıyla, sektörün bütün paydaşlarıyla orada üst düzey kadar, bugünkü gibi bu kadar kaliteli bir hazırlığını toplayabilen gerçekten PwC'ye, ULI'ye teşekkürlerimle ben de bu etkinliği de alnımızın akıyla bitirirsek MİBİM Türkiye'yi buraya getirdiğimiz zaman yurt dışından konuklarımıza artık gelmemekte olan maalesef ne acıdır biliyor musunuz? Eskiden biz bu markalarla falan konuşurken marka temsilcileri İstanbul'daki toplantıları ya Perşembe Cuma ya Pazartesi Salı yapıyorlardı ki öncesinde veya sonrasında bir de hafta sonu İstanbul'a geçirsinler. İşte Reyna'ya gitsinler, işte Boğaz'da bir balık yesinler falan. Ya hiçbiri gelmiyor. Biz gitmek zorunda kalıyoruz. Yönetim kurulu toplantısı yapacağım. Yabancı sermayeli şirketim. Ben yönetim kurulu toplantımı İstanbul Türkiye operasyonu yurt dışına Londra'da veya Berlin'de yapmak zorunda kalabiliyor. Dolayısıyla bunu değiştirmek için de mutlaka bu uluslararası etkinliklerde her birimiz kendi şirketimizi, sektörümüzü temsilen daha fazla görev alıp, daha fazla iş yapıp, ben fuarcı falan değilim. Ama sosyal sorumluluk gereği bir fuarcılık etkinliğine bulaştık. Allah nasip ederse de önümüzdeki sene MİBİM Türkiye'ye geldiği zaman da sözümü tutmuş olmanın da bir huzuruyla işi bırakacağız. Ve mutlaka işin yaratıcılık kısmına da gelebilirsek, burada da çıktı bugün. Yani ilk 10 sektörde 10 dalın 7'si konut çıktı. Co-living dedik, servisli apartmanlar dedik. Bunun değişik farklı ihtiyaçlarına eğer bu çözümleri üretmekte. Çünkü kendi adıma, kendi hesabıma konuşayım. Biz İstinye Park'a hizmet verirken İstinye Park'ta yaratıcılığı konuşturabildik. Uluslararası markalarla Türk pazarını, Türk pazar yerini birleştirebildik. Ve bu dünyaya örnek oldu. İstinye pazarını koyduğumuz gibi pekala işte biraz evvel bahsi geçen markaların olduğu uluslararası arenaydı. Bir alışveriş merkezinde İstinye pazarında 3 caddeyi birleştirdiğimiz gibi yani bir tarafa İstanbul'un Adli İpekçisi'ni, orta yerine İstiklal Caddesi'ni, sağ tarafına Bağdat Caddesi'ni konumlandırabildiğimiz gibi aynı şekilde Zorlu Center'da da bir tarafla Bebek'le Nişantaşı'nın mağazalarını ve Bebek'in kafelerini, barlarını koyarken ön tarafına da Ortaköy'ü koymaya muvaffak olabildik. Dolayısıyla her birimizin kendi sektöründe yapabileceği yaratıcı çözümler var. Ortaya koyabileceği değişik farklı yaklaşımlar var. Bunun için mutlaka bu tür etkinlikleri çoğaltalım. Birbirimizle ortak aklımızı geliştirelim. Bunları paylaştıkça çünkü aynen bilgi de sevgi gibi paylaştıkça çoğalıyor sevgili dostlar. Onun için gelin bu sektöre sahip çıkalım. Dışarıya karamsarlık söylemi vermem. Söz ben bundan sonra beyanatlarımda, söylemlerimde çok keskin olmayacağım. Çok eleştirel yaklaşmayacağım. Daha yumuşak, daha uysal, daha uyumlu. İçeride konuşacağım, dışarıda sektörün dışına karşı reklamı da doğru yaparak Türkiye markasını. Ama galiba Türkiye markasının önce İstanbul'u. Çünkü bizim işimizde kent ekonomileri, buradaki sıralamalarda da gördüğünüz gibi kimi zaman Fransa ekonomisinin en kötü olduğu zaman da Paris yatırım almaya devam etti. İngiltere Brexit'le bence çok kötü bir sürece girecek ama işte Londra'yı görüyoruz. Londra'da hala yatırım tutarı toplama ortalarda. Biz de bunu İstanbul'dan başlayarak pekala yapabiliriz. Dileğim, temennim, umarım bu konudaki kendi gücümüzün farkına varabilmek için, yapabileceklerimizi görmek, tekrar denemek için bu tür toplantılar çok iyi vesileler olur. İnşallah çok daha iyi, çok daha başarılı, çok daha iyi sonuçlara erişebileceğimiz Türkiye'mize, İstanbul'umuza kavuşuruz. Beni dinlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Saygılarımla.